Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün nar şarabı yapıyoruz. Yapımı biraz zahmetli, biraz zaman ve emek istiyor. Fakat sonuca değeceğini söyleyebilirim. Dostlarım, şarabımızı yapmak için olgun ve mümkün mertebe şekerli nar seçiyoruz. Narımızın tanesinin rengi şarabımızın rengini belirliyor. Şöyle kırmızısından seçerseniz bu şekilde güzel bir renk elde etmiş oluruz. Dostlarım, burada da sıkılmış nar suyum var. Bunu göstermek istedim. Şöyle biraz bekletirseniz sıktıktan sonra şu dipte bir tortu olur. Bu şekilde daha duru bir nar suyu elde etmiş olursunuz. Nar çok verimli bir meyve değil. Yani suyunu almak bakımından %40 en ihtimalle %45 civarında bir verimi var. Yani 10 kilo nar kullanırsak takriben 4-4,5 litre bir meyve suyu elde ediyoruz. Genelde şekerli seçmeye çalışacağız. Eğer şeker miktarı yüksekse, hidrometreniz varsa ölçün dostlarım. Şeker miktarı yüksekse şeker eklemeye gerek yok. Eğer şeker miktarı düşükse bir miktar şeker ekleyebiliriz. Alkol oranını biraz yükseltmek için. Normalde meyve şaraplarına çok fazla şeker eklemiyoruz dostlarım. Daha önceki videoları izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. 1070-1080 civarında olması yeterli. Ama alkol oranını biraz yükseltmek için şeker ekleyebiliriz. Dostlarım, burada maya olarak ben meyvenin tadını ön plana çıkartması için şampanya mayası kullanacağım. Beyaz şarap ve şampanya mayaları meyvenin tadını fazla etkilemeden fermente ederler. Meyve suyunu. Ama kırmızı şarap da kullanabilirsiniz, fakat karakteri gereği bir tat yansıtacaktır. O yüzden böyle biraz daha kırmızı şaraba yakın bir lezzet, tat alırsınız dostlarım. Bir diğer seçeneğimiz ekmek mayası. Fakat ekmek mayasıyla meyvenin tadını tam olarak alamayız. O da karakteri gereği bir tat yansıtacaktır ve birazcık baskın bir maya tadı oluşacaktır. O yüzden burada önerim mümkünse beyaz şarap ya da şampanya mayası kullanmanız olur. Ben burada şarap mayamı uyandırdım. Uyandırma yaparak yapıyorum. Uyandırmanın amacı şu: uyandırmada daha hızlı bir fermentasyon ve mayamızın çalışıp çalışmadığını görmüş oluruz dostlarım. Bunun amacı o. Uyandırmadan da atabilirsiniz. Şarap mayalarında uyandırma yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi daha hızlı fermentasyona daha hızlı başlar. Uyandırmayı şöyle anlatayım. Eğer bilmeyen arkadaşlarınız varsa, 4-5 kaşık çay kaşığıyla şeker atıyoruz yarım bardak suya. İyice eritiyoruz ve ortam ısısındayken kullanmak istediğimiz miktara göre mayamızı atıp bekletiyoruz dostlarım. Üzerinde örtüp bekliyoruz. Bakın şu anda kabarmış ve mayamız uyanmış durumda. Dostlarım, ben şimdi görsel olarak narı nasıl çırpacağımızı ve nasıl suyunu çıkartacağımızı göstereceğim. Mümkünse narenciye sıkacağı ya da benzeri alet edevatlar kullanın. Çünkü gerçekten çok zahmetli. Eğer elinizde nar sıkacağı, daha doğrusu narenciye sıkacağı yok ise başka çeşit nasıl yapacağınızı biraz sonra görselde göstereceğim dostlarım. Burada hemen sonucu da göstereyim ben şu şekilde. Çok güzel bir renk oluştu. Gerçekten müthiş bir renk oldu ve tadı da çok güzel. Biraz böyle dibinde az tortu oluşabilir. O normaldir dostlarım. Endişe etmeyin. Yani fermentasyondan sonra, şişelemeden sonra bir miktar tortu oluşabilir. Onu mümkünse bir daha aktarma yaptığınızda çok daha duru bir şarap elde etmiş olursunuz. Ben şimdi meyvemi sıkmıştım. Bunu da göstereceğim. Şimdi görsel olarak nasıl yaptığımızı göstereyim. Ardından fermenterimizi alacağız ve de mayamızı atacağız. Önce narımızı çırpmamız gerekiyor. Bunun için de ağır bir araç gereçle vurmamız gerekiyor. Bıçak olabilir. Kaşık olabilir. Kepçe olabilir. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu kullanırsınız. Ardından süzek koyuyoruz bir tencerenin içine ya da geniş bir kabın içine ve bir kavanozda
suyunu çıkartmaya çalışacağız. Yorucu bir iş ama işe yarıyor. Dostlar, fermenter olarak şu şekilde bir pet bidon kullanabilirsiniz. Kullanacağız miktara göre, elde ettiğiniz meyve suyuna göre. Üzerinde mutlaka en az %25 boşluk kalacak şekilde bir boşluk kalacak şekilde bir fermenter seçmeniz gerekiyor. Bunun için de ben böyle bir pet bidon kullanacağım. Bunun için yapacağımız tek şey bir hava kilidi hazırlamak. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Şöyle kendi kapağına bir küçük delik deleceğiz. Bir akvaryum hortumu ya da serum hortumunu geçeceği kadar buradan geçiriyoruz. Şöyle yaklaşık 1-2 santim hem içten hem dıştan silikonla kaplıyoruz ve sızdırmazlık sağlıyoruz. Ardından suyumuzu ekledikten ve mayamızı ekledikten sonra şu şekilde bir tane de bir pet şişe, içi su dolu olacak. İçine koyduğumuzda burada oluşan karbondioksit dışarı çıkacak ama dışarıdan içeriye oksijen, yani hava girmeyecek. Bu şekilde de fermentasyonumuz çok sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olacak. Dostlarım, şimdi bunu ekliyorum. Dipte tortulu kısmı bıraktım. Bunu eklemiyorum. Daha duru bir şarap olması için. Şimdi biraz daha sıkmıştım. Onları da ekleyeceğim. Fakat bu arada şeker eklemek isterseniz dostlarım. Tabii dediğim gibi hidrometreyle ölçüm yapmak gerek ama hani herkes de hidrometre olmadığı varsayımla şunu söyleyebilirim. Her bir litre için, elinizdeki her bir litre için takriben bir çay bardağı kadar şeker eklerseniz, eğer şampanya mayası kullanacaksanız eklerseniz 1100 değerine yakın bir yoğunluk elde ederseniz ve bu da şampanya mayaları için güzel bir oran. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şarap mayası kullanacaksanız biraz daha düşük kullanabilirsiniz. Yani 1080'lerde falan kalabilir. Hatta hiç şeker eklemeden sadece şarap mayası atıp yapabilirsiniz dostlar. Ben şu an biraz daha meyve suyum var. Onları da ekleyeceğim ve biraz şeker eritiyoruz. Takribi 5 litre olacak. Bunun için de ben 500 gram, yani 5 çay bardağı kadar şeker koydum. Bunu da içinde eriteceğiz. Yine tortusunu dökmeden şimdi ben bunu eritip tekrar içine ekleyeceğim. Şekerimiz eridi. Şimdi aslında daha iyi karışması için mayamızı da atabiliriz. Ve daha önce sıkmış olduğum diğer naz sularımı şöyle yine tortusunu almadan bırakıyorum. Evet, burada takribi 5-5,5 litre civarında meyve suyum var. Dostlarım, maya miktarına gelirsek, eğer beyaz şarap ya da şampanya mayası kullanırsanız her 5 litre için bir çay kaşığı kullanmanız yeterli dostlarım. Yani o da işte 1 gram falan yapıyor. Bununla tek yapmamız gereken şu anda ışık görmeye, serin bir ortam. Serin derken aslında
Oda sıcaklığını, ortam sıcaklığını kastediyorum. 20-25 santigrat derecede bekleteceğiz. Şöyle hava kildiğimizde, hortumunu attığımızda burada bir süre sonra köpüklenme başlayacak. O köpüklenmeden sonra burada gaz çıkışı göreceksiniz dostlarım. Takriben 15 gün sürüyor. Tabii bu 15 gün bir kural değil, genelleme dostlarım. Normal şartlarda ilk bir hafta içerisinde fermentasyon gerçekleşir. İkinci hafta ise hafif fermentasyon oluşur ve yavaş yavaş tortu dibe çöker ve 15 günün sonunda şarabınız hazır olur. Ama gelen yorumlarda, sorularda işte şarabın uzun sürdü ya da kısa sürdü gibi sorular oluyor. Dostlarım dediğim gibi bu bir genelleme. Bulunduğunuz ortama göre, kullandığınız mayaya göre, şekere göre, şeker yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ama genel olarak 15 günde şarabınız hazır olacaktır. Dostlarım, çok güzel bir şarap elde edeceğinizi söyleyebilirim. Tam olarak böyle nar tadında olmayacak. Hani böyle direkt nar tadını hissedemiyorsunuz ama gerilerde böyle nar olduğunu biliyorsunuz ve damakta çok güzel bir bitiş veriyor. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur dostlarım. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.